Bizim müzenin öyküsü aslında benim çocukluğum. Yani insanın çünkü her şeyi çocukluğu. Yani çocukluğunda yaşadıkları insanların geleceğinde önemli miktarda yol gösteren bir şey. Yani 3 ile 6 yaş arasında yaşadıklarınız, gördükleriniz, o andaki duygularınız bence insanların geleceğini ortaya koyan ve onu şekillendiren en önemli olay. Tematik müzeleri gezmeye, bu müzelerdeki öyküleri kovalamaya bayılan bir ekip, Müzelik Öyküler Ekibi. Çünkü biliyoruz ki bu müzelerin öyküleri diğerlerinden biraz daha kendine özgü oluyor. Bakın, dinleyin ve ne demek istediğimizi duyun. Koleksiyonerlik çoğu zaman pulculukla başlar. Biz de işte para biriktirir, Buca'daki istasyon caddesi üzerindeki postanede kuyruğa girer ilk gün damgalı pul alırdık. O biriktirme şeyi vardı bende zaten. Sonra ben müze kurmayı arzu ettim çok. Yani zeytinyağıyla ilgili bir şey olsun istedim, anlatayım diye. Okudukça, yani o kadar bilgim yoktu tabii. Epey okudum zeytinyağı teknolojilerini, kültürünü. Bir baktım ki aslında insanlık tarihine çok fazla yön vermiş zeytin aslında. Önce ışık olarak yön vermiş, sonra aslında yiyecek olarak, sağlık olarak yön vermiş, bir de sonra ısıtma olarak yön vermiş. Yani insanoğlunun yaşamında zeytin ağacı ve zeytin ve zeytinyağı yine inanılmaz derecede bir yer kaplamış. Koleksiyonerlik pulculukla başlar. Ama bir hastalık gibi tüm ruhu ele geçirir. Bu öylesine bir hal alır ki asla vazgeçemezsiniz. Sonu bir müzede bitmezse, toplanan tüm öyküler bir müzede sergilenmezse neler olur bilmiyoruz. Ama Levent Köstem Hoca, zor da olsa en azından bu öyküleri bir müzede toplamayı başarmış. Bize de teşekkür etmek düşer. Yani Anadolu'da bulunan, bugüne kadar kullanılmış bütün zeytinyağı teknolojilerini birebir ölçekte yapmak istedim ben. Ya bazıları maket yap dediler, şu dediler, bu dedi, dedim anlamı, hatta bulunduğumuz şu klozemenai işliği konusunda bir çok bana şey oldu. Yani niye bu kadar büyük birebir ölçekte klozemenai yapıyorsun, bunun maketini yap işte, hiç olmazsa onda birini falan yaptı. Ama o etki olmuyor, o doğruluk olmuyor. Sonra ben o dönemde yıllarca araştırdım, ta düşün Sındırgı'dan Muğla'ya kadar. Bütün alanda bu müze planlamasına göre malzeme aradım. O malzemeleri buldum, kamyona yükledim, koydum. İşte bu binayı satın almıştım zaten. Tabii böyle değildi, çok berbat bir durumdaydı. Her tarafından yağmur akıyordu bunun. Yeterince bir malzemem olduktan sonra artık müzeyi kurabileceğime inandım. Zeytin, insanlık tarihinin her köşesine işlemiş bir meyvedir. Işık olarak kullanılmasından, yakacak olarak kullanılmasına ve elbette sağlıklı bir besin olarak kullanılmasına kadar birçok alanda kullanılmıştır. Tıpkı kendisi kadar lezzetli öyküler bırakmıştır geride. Tabii burada kurmayı amaçladığım şey şuydu. Ya bir müzeci konusunda epey bir okudum ben. Zeytinyağı teknolojilerini okudum. Ciddi okumalar yaptım yani bunlarla ilgili. Bir müzenin nasıl olması gerektiğini baktığımız zaman aslında müzelerin bir eğitim kurumu. Mesela ben ilk yapacağım devlette üst düzeyde yönetim görevi olsam bir, müzeler eğitim kurumudur derim. Eğitim kurumu gibi davranırım ve müze statüsü vereceğim zaman da evet bu müzenin içinde eğitim fonksiyonunu sürdürecek öğeler var mı yok mu diye bakarım, ona göre müze belgesi veririm. Şimdi müze belgesi verilirken neye bakılıyor? İşte bir takım İşte tuvaletim var mı, depom var mı, şu var mı, bu var mı, yangın kamera var mı? Bence bunlar önemli ama çok önemli değil. Önemli olan müzeyin için yapıyoruz, biz eğitmek için yapıyoruz. Bakın biz, burası bir zeytinyağı müzesi değil mi? Soldan bakarsanız burası bir teknoloji müzesi. Ne ile ilgili? Zeytinyağı teknolojilerini anlatan makinelerin müzesi. Bir taraftan bakarken sağlık müzesi. Çünkü biz burada anlatırken zeytinyağının sağlığa faydalarını anlatıyoruz değil mi? Öbür taraftan Sanayi Müzesi'nde işte şu gördüğümüz sanayi 1.0 değil mi? Sanayi 2.0, 3.0, içeride 4.0 var. Yani bütün o sanayinin evrimlerini ben burada anlatıyorum insan. Yani burası bir aslında
Bir de bakarsan gastronomi müzesi. Neden? Burada çünkü biz üretiyoruz, zeytin üretiyoruz, zeytinyağı üretiyoruz. İçeride zeytinyağlı yemekler yapıyoruz, denemeler yapıyoruz. Baktığın zaman bir gastronomi müzesi ortaya çıkıyor. Müzeler gerçekten birer eğitim kurumudur. Teknolojiden sağlığa, sanayiden eğitime, birçok şeyin öğrenileceği, üstelik bunu tarihin şahitliğinde yapabileceğiniz yerlerdir müzeler. İnsanoğlu aslında zeytinyağını hep çıkarmış ama güç değişmiş. Çoğu zaman hayvanı yoksa kendisi sıkmış. Bu içinde bulunduğumuz klozemenayı tamamen insan gücüyle çalışan bir sistem. İki tane kişi buraya çıkıyor yukarı, yukarıda bu taşla döndürüyor elleriyle. Taş eziyor, yine elleriyle bu cürgatla yukarı kaldı, eziyorlar. Bu insan gücü. Burada gördüğünüz hayvan, içeri bir tane eşek koyuyorsunuz, gözü kapalı, içeride dönüyor. Döndükçe taş eziyor, onun gücünü kullanıyorsunuz. Bir horsepower aslında o. Ondan sonra ama bir sanayi devrimi başlıyor, değil mi? Sanayi devrimi birlikte buhar keşfediliyor, buharın gücü keşfediliyor. Arkadan mertlik bozuluyor bütün dünyada, biliyorsunuz. Aslında sanayi devrimi bütün dünyanın bir anlamda kirlenmesini önü açan şey de o. O sanayi devrimiyle birlikte zeytinyağında da teknoloji değişiyor. Tabii bunlar her zaman değişmiyor. Yani daha bundan 25-30 sene öncesine kadar eski sistemlerin hepsi kullanılıyordu bu Ege köylerinde. Tarihin her noktası öykülerle doludur. Şanslı olan bazı toplumlar zeytin kültürüyle büyümüş ve bu öyküleri yaşamıştır. O kadar çok insanın hayatına dokunmuştur ki zeytin, bu müzenin her köşesinde o öyküleri görebilirsiniz. Çok enteresan yerler gördüm tabii. Yani bu gezmeler sırasında, yani nasıl yaptın onu oraya, nasıl çıkardın o makineyi? Hani biz gidip onları oradan söküyoruz, vinçle çöküyoruz ama biz buradan kaç kişi gidiyoruz? Yani bizim bu topladığımız, yani pulculuk gibi değil. Yani al pulu, koy kağıtını cebine koy, para gelik gibi değil. Yani şu kazan nereden baksan 2,5 tonluk bir kazan yani. Onu gidiyorsun, söküyorsun, betonun içinden çıkarıyorsunuz, vinç götürüyorsunuz, vinç de kaldı, kamyona götürüyorsunuz. Çoğu zaman oralarda vinç bulunmuyor. Çok uzak yerden vinçler dağ köylerine götürüyor. Yani buradaki en büyük zorluk o. Şu dediğiniz bir taş, şu taş nereden baksan 800 kilo, 1000 kilo arası, 1 ton arası taşlar yani. Yani ağır malzemeler, çok zor malzemeler. Müzelerin öyküleri vardır. Tıpkı Köstem Zeytinyağı Müzesi'nin öyküleri gibi. Gitmeli, tematik müzeleri gezmeli ve vizyonunuzu geliştirmelisiniz. Gittiğim köylerde anlatılanları bir dinleseniz varsa o kadar üzülürsünüz ki. Neler hurdacılara verilmiş, neler. Hurdacıya diye bağırırlar ya, aslında o hurdacıya diye mahalle arasında bağlananlar katliam yaptılar yıllarca. Yıllarca hala yapıyorlar. Yani neleri insanlar evlerinden attılar, ne kadar değerli şeyler atıldı. Düşünsene ben bunu aldığımda şu buharlı kazanı, 3 tane yan yana idi. Param olsa 3'ünü de alırdım kurtarmak için. Bu Ayvalık'ın arka tarafın bir tarlanın içinde duruyordu bunlar. Yani aldığım günün fotoğrafları var. Bir fabrika sökülmüş, oraya koymuşlar. Ben bunu aldım. Ben bunu almasam diğerleri zaten nereye gitti biliyor musunuz? Ali Ağa'daki haddihaneye gitti. Hepsi şey oldu, inşaat demiri oldu. Elbette bütün öyküleri, bütün zeytin öykülerini burada anlatmak mümkün değil. Gidin, İzmir Urla Uzunkuyu Köyü'ndeki müzeyi ziyaret edin ve Levent Hoca'yı bulup diğer öyküleri, birbirinden ilginç yaşanmışlıkları anlatmasını isteyin. Yani zeytinyağı nasıl çıkarılmış, yani insanoğlu nasıl çıkartmış bunu? İnceliyorsun, inceliyorsun, bir şey değişmemiş aslında. Binlerce yıl hep aynı. Zeytin parçalanmış bir şekilde, parçalayan sistem belli, eziyor bir şekilde. Taşlarla veya demirlerle eziyor. Arkadan eziyorsun. Çıkan karasu ve yağı ayrıştırıyorsun. Zeytinyağı böyle. Yani aslında bir meyve suyu. Yani ha elmayı koymuşsun, rırı sıkmışsın, altından meyve suyu çıkmış. Ha zeytini bir şeyle kırıp çuvala koymuşsun, ayaklarını ezmişsin. Çıkan suyu bekletmişsin, zeytinyağı üzeri çıkma, karasu aşağıda kalmış, zeytinyağı çıkmış. Bir şey değişmiyor aslında, meyve suyu. Hiçbir işlem görmeden ortaya çıkan tek yağ aslında şey, zeytinin yağı. Çünkü tam bir meyve suyu. Şurada gördüğünüz çukurlara polima deniyor. Polima bizim restoranın da ismi.
Polim aslında zeytin ve zeytinyağının ayrıştırma kabının adıdır. Polimde o sisteme polim denir. Burada o aslında buldukları çukurlar birer polima. Orada da özgül ağırlıktan yararlanarak sistemi kurmuşlar. Karasu aşağıda kalıyor. Zeytinyağı yukarı çıkınca üstte bir delik var. Delikten öbür tarafa akıyor. Öbür tarafa akınca öbür tarafta sürekli zeytinyağı akılıyor. Bu tarafta da karasu var. Sonra bu taraftaki deliği açıyor. Karasuyu buraya alıp buradan atıyor. Şimdiki bütün modern depolar, içerideki çelik depolar da aynı mantıkla çalışıyor. Bunun için 200 yıl önce, 300 yıl önce küpler yapılmış. İki tane deliği vardır alttan. Alttaki delikten alırsınız, açarsınız, bakarsınız. Karasu, en sonunda zeytinyağı gelmeye başlıyor. İşte karasu kalmamış demek ki. Kapatırsınız orayı, tamam. Artık üstten zeytinyağını üstteki şeyi alırız. Hep ağaçla kapatılır. Örneklerini görebilirsiniz burada. Müzelik Öyküler ekibi bu öyküleri kovalar ve hayal gücünüze sunar. Yeni öyküler, yeni müzeler kaydetmeye devam etmeden önce Köstem Zeytinyağı Müzesi kurucusuna bir mesaj iletmek isteriz. Böyle bir müze için verdiğiniz emeğe sonsuz teşekkürler. En büyük zorluk zaman. Zaman çok büyük zorluk. Bir de hep kendim kazanarak yaptığım için bunları. Mesela ben 6 ayın yıllarca doktorluğunu yaptım, 25 sene. Takım doktoru. İnanın sabah bazen bana haber ederler hastamlar benim. Hastalarım çok yardımcı oldu benim. Ege'de bütün ödemiş sporun, tiresporun hepsini ben doktorluklarını yaptım yıllarca. Hep haber ederdim. Ya ben böyle bir şey, bana haber ederdim. Atlardım ben sabah 5'te çıkardım buna. Ödemiş bilmem ne köyüne giderdim. Bakardım malzeme uygun mu değil mi diye. Tekrar giderken kamyonete giderdim diye. Hızlı gidemezsiniz böyle. Dönüşte gelirdim öğlen 12'de, 1'de maça çıkardım. İşte sağ doktorluğu yapar sonra evime gelirdim. Bu da tabii en büyük zorluk eşimin, yani kadıncağız. Böyle yani onları da belki ihmal ettik tabii yani. Yıllardır ben hiç tatil yapmadım hiçbir zaman. Yani bundan memnun netlik hiçbir zaman da duymuyorum. Yani güzel bir şey yaptım ben. Çocuklara eğitim vermeye çalışıyorum. Tabii buraya gelip şey yapan iki tip insan oluyor genellikle. En çok sinirimi şunlar bozuyor, onu söylemek zorundayım. Ama para harcaması ya be. Sana mı sordum ya birader, yani diyorum ben ya. Ama bir kısmı da var ki, vallahi hocam çok teşekkür ederiz bize. Çok emek harcayın, yıllarınca harcamışsınız. Yani çok güzel bir şey yapmışsınız, teşekkür edenler var. Böyle teşekkür edenlere de ben de teşekkür ediyorum. Yani sonunda güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Bizden sonraki nesillere de inşallah iyi bir eser olarak kalır. Yaşar gider yani, derdim o.